Sevgili İtalyanca severler merhabalar. Ciao tutti. Umarım keyifler yerindedir. Yeni bir egzersiz videosunda bu sefer esserci yani var olmak ifadesi üzerine, fiili üzerine tempo presente de boşluk doldurma egzersizleri yapacağız. Biliyorsunuz her seferinde tekrar ediyorum. Amacımız sadece boşluğu doldurmak değil, cümleleri anlamak, yeni kelimeler öğrenmek, yeni cümle kalıplarının farkına varmak. Hazırsak başlayalım. İlk sorumuz domani ile başlamış. Domani yarın, un esame, bir sınav. Konumuz eserçi olduğuna göre yarın bir sınav var diyeceğiz. Devo svegliarmi presto. Hatırlayalım refleksif fiillerden. Bir kere dovere zorunluluktu. Devo svegliarmi, ben uyanmak zorunda olduğum için svegliarmi şeklinde yapıyorduk masterını refleksif fiillerin. Presto, erken. Yarın bir sınav var. Erken uyanmalıyım. Olan şey ne? Var olan şey ne? Sınav. Sınav, üçüncü tekil bir şahıs gibi. Görev yapacağından nasıl çekimleyeceğiz? Domani c'è un esame. Devo svegliarmi presto. Çünkü ci, e bir araya geldiklerinde ç oluşturuyordu. Neden e yaptık? Eserin üçüncü tekil şahıs çekimi olduğu için. Peki ikinciye bakalım. Ki, kim soru kelimesiyle başlamışız. In cucina. Mutfakta. Yine sorumuz var yok üzerine olacağı için mutfakta kim var dememiz bekleniyor bu durumda. Perché non viene qui? Neden non viene gelmiyor? Qui buraya. Neden buraya gelmiyor? Peki mutfakta kim var derken kim sorularını her zaman üçüncü tekil şahıs üzerinden çekimliyorduk İtalyanca'da. Dolayısıyla ne yapıyoruz? Üçüncü tekil şahıs çekimi aynı biraz önce yaptığımız üzere ç olacağı için chi c'è in cucina? Perché non viene qui? Bir sonraki cümlemiz boşlukla başlıyor. Cinque libri. 5 kitap. Sul tavolo. Su üzerinde ifadesi veriyordu. Il tavolo masa. Sul tavolo oldu. Masanın üzerinde 5 kitap var diyeceğiz bu durumda. Ma ama non voglio leggere. Okumak istemiyorum. Peki var olan şey ne? 5 kitap. Birden fazla yani çoğul. Dolayısıyla üçüncü çoğul şahıs çekimine gitmemiz gerekiyor essere için. Bu durumda nasıl yapıyorduk? Ci sono cinque libri sul tavolo, ma non voglio leggere. Evet, bir sonraki cümlemiz quante penne soru kelimeleriyle başlıyor. Quante ne demekti? Kaç? Sayılabilen şeylerde hep çoğul soruyorduk. Penna, kalem sayılabilen bir şey olduğu için quante penne şeklinde çoğul sorduk. Kaç kalem? Boşluğumuz var diyecek yine. Kaç kalem var? Nella borsa. Çantanın içinde. Kaç kalemi zaten çoğul olarak sorduğumuz için aynı şekilde var fiilin çekimini de üçüncü çoğul şahıs üzerinden yapmamız gerekecek. Quante penne ci sono nella borsa oldu. Bir sonraki cümlemiz yine soru kelimesiyle başlıyor. Perché. Perché biliyorsunuz hem neden soru kelimesi hem de çünkü anlamına geliyor. Ne yaptım? Soru işaretinden bunun neden anlamına gelen soru kelimesi olduğunu anladım. Perché non niente? Hiçbir şey. Neden hiçbir şey yok? Ne yapmak üzere? Da mangiare. Yemek üzere. Nerede? A casa. Evde neden yemek üzere hiçbir şey yok? Burada da perden rol çalıyor arkadaşlar. Yemek için değil, yemek üzere gibi bir ifade veriyor. Niente, hiçbir şey, üçüncü tekil şahıs olarak kullanılır. Tekil kullanılır. Dolayısıyla yine perché non c'è niente da mangiare a casa şeklinde çekimlememiz gerekiyor. Bir sonraki cümlemiz noi, non, biz diye başlamış. In questa lista. Lista, liste demek. In questa lista, bu listede. Şimdi var yok olacağına göre bu durumda ne diyeceğiz? Biz bu listede yokuz. Perciò non andiamo. Bu yüzden gitmiyoruz. Bu sefer olmayan şey biz olduğumuz için çi'nin yanına essere'yi kime göre çekeceğiz? Bize göre çekeceğiz. Bu durumda noi non ci siamo in questa lista. Perciò non andiamo. Bir sonraki cümlemiz yine soru cümlesi.
Kekoza ile başlıyor. Kekoza ne anlamı veriyordu? Kekoza vıdı vıdı da ridere. Biraz önceki damancare gibi gülmek üzere gülünecek ne var dememiz bekleniyor. Mi fai arabiare, mi fai arabiare. Bunu daha sonra göreceğiz. Mi beni ifadesi verecek. Fai biliyorsunuz yapmak. Mi fai arabiare beni kızdırıyorsun. İngilizce'de de vardır bu. Hani birisine güldürmek, ağlatmak, make yapmak fiiliyle yapılır. Make cry, makes a smile. Burada da İtalyanca'da da aynı şekilde birisine bir şey yaptırmak için yine fare ve yanına ne yaptırıyorsa o fiilden yararlanarak o anlamı verebiliyoruz. Beni kızdırıyorsun. Peki ilk cümledeki boşluğa dönecek olarak gülecek ne var? Yine burada tekil bir şeyden bahsediyorum. Tekil olarak sormam gerekiyor. Che cosa c'è da ridere? Mi fai arrabbiare. Bir sonraki cümlede Stasera andiamo al cinema. Bu akşam sinemaya gidiyoruz. Anche tu, sen de. Sen de geliyor musun denilebilir tabii ki bu cümlede. Fakat egzersizimiz var yok egzersiz olduğu için sen de var mısın demek istediğimizi anlıyoruz. Dolayısıyla buradaki çekimim sen üzerinden yürümeli. Bu durumda Ci sei dememiz gerekecek. Yani stasera andiamo al cinema. Ci sei anche tu? Sen de var mısın? Bir sonraki cümlem purtroppo qui. Purtroppo maalesef demek İtalyanca'da. Qui burada demekti. Solo sadece due bicchieri. İki bardak. Yani bu cümlede demek istiyor olabilir. Maalesef burada sadece iki bardak var. Var olan şey ne? İki tane bardak. Birden fazlalar. Üçüncü çoğul şahıs. Dolayısıyla ne olacak? Purtroppo qui ci sono solo due bicchieri. Evet. Sondan üçüncü cümlemize geldik. Non boşluk tempo. Tempo hem zaman hem hava anlamlarına geliyordu. Bakalım hangisi? Dobbiamo andare. Gitmeliyiz subito. Hemen gitmeliyiz. Bu durumda zaman yok dememiz bekleniyor. Zaman sayılamayan bir kavram olduğu için tekil kullanılır. Non c'è tempo, dobbiamo andare subito diyoruz bu durumda. Bir sonraki cümleye bakarsak, bu sefer non nessuno demişiz. Nessuno hiç kimse anlamına geliyor. A casa yani evde hiç kimse yok. Non aprono la porta. Non aprono açmıyorlar. Kapıyı açmıyorlar diyeceğiz. Hiç kimse tekil kullanıldığı için aynı niente gibi. Ne yapıyoruz? Non c'è nessuno a casa, non aprono la porta dedik. Son cümlemiz de yine bir soru cümlesi ve quante persone ile başlıyor. Kaç kişi, kaç insan? Fuori, dışarıda. Yani dışarıda kaç kişi var diyeceğiz. Perché aspettano? Neden bekliyorlar? Ne demiştik? Sayılabilen şeylerle kaç hep çoğul sorulur. Zaten quante persone den anlıyoruz. Dişi çoğul sormuşlar. Çoğul olduğu için ne olacak bu durumda? Onlar kişisine göre çekeceğim. Quante persone ci sono fuori? Perché aspettano? Şeklinde tamamlamış oldum. Evet, umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Lütfen beğeni ve yorumlarınızı desteklemeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ciao ciao.